Günaydın doktor, tüm hızıyla devam ediyor. Peki kiminle? Evet, sırada diş hekimi Çağdaş Kışlıoğlu var. Günaydın doktor, hoş geldiniz. Nasılsınız? Günaydın, merhaba. Hoş bulduk, siz nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Biz de iyiyiz. Diş sağlığımızdan konuşmak için sabırsızlanıyoruz. Bugün eksiklikleri nasıl tamamlıyoruz onu merak ediyoruz. Doğru. Özellikle ağzımızdaki eksiklikler. Hocam öncelikle şunu sormak istiyorum. Eğer eksik bir dişimiz varsa, çok önemsemiyorsak, onunla hayatımıza devam ediyorsak bu sağlıklı bir şey mi? Değil. Çünkü vücutta her şeyin bir amacı var, dişin de bir amacı var. Bu eksik dişlerden bazen bir tanesi çekildi veya birden fazla çekildi. Muhakkak yerine bir sene içinde koymamız lazım. Bir de böyle bir kısa süre içinde. Bir sene aslında fazla bile, ancak bir sene içinde koymak lazım. Niye? Diyelim ki dişlerden bir tanesini çektik. Arada dişlerden bir tanesini çektik. Bu çocuğun süt dişi de olabilir. Erken çekilmiş süt dişi veya erişkin bireyin normal dişi olabilir. Kaç çocuklara implant yapmıyoruz. O zaman erişkin bireyleri konuşalım. Erişkin bireylerde erken çekilmiş dişler, niyet ömür boyu dişin gitmesi. İnsan eksikliğini hissetmeyebilir. Bazen diyorlar ki ben çektirdim, rahat yemeğimi yiyorum. İşte soldan çektirdim, sağ tarafta yemek yiyorum. Problem yok. Öncelikle tek tarafta yemek yedin ne olur? Tek tarafın gelişir, tek tarafın gelişmez. O zaman insanlar diyorlar ki zamanında işte benim buramla buram eşitti. Ancak bakıyorum şimdi sağ tarafım çok şişti. Sol tarafım sönük kaldı. Niye? Asimetri oluyor yüzde yani. O birincisi asimetri oluyor. Çiğneme sebebiyle bu kas daha çok çalışıyor. Gelişiyor. Burası kas gelişiyor. Tabii. Burada gelişmiyor. O zaman yüze bakıyorsun. Yüzün güzelliği bile bozuluyor tek diş yüzünden. İkinci konu ne? Dişler dinamik bir denge içerisinde. Dişlerde denge bozulduğu zaman muhakkak boşluğu olumsuz olarak kapatmaya çalışıyorlar. Yani yan dişler böyleyken başlıyor yatmaya. Üstüne yatıyor boşluğa doğru. Boşluğa doğru yatıyor. Düz kaymıyor. Yattığı için üst çenedeki diş veya alt çenedeki diş boşluğa uzuyor. Yani bir dişin kaybı 3-4 tane daha dişin şeklinin bozulmasına, kaybına sebebiyet. O bölgeyi tamamen bozuyor. O bölge bozulunca dişlerin kapanış ilişkileri değişiyor. Değişince yani eklem şikayetleri başlıyor. Kapanışlar değişiyor. O zaman eklem şikayetleri başlıyor. Eklemde ses başlıyor, gıcırdama başlıyor gibi. O yüzden dişin kaybı anında giderilmesi gerekir. Yani bir tane diş eksikliği diyoruz aslında ama ne kadar önemli mesela? Bütün çene eklemi ne kadar, bütün ağız çene yapısını etkileyebilir, bozuyor aslında. Etkileyebilir. Peki sizler neler yapıyorsunuz orada eksik var? Artık diş eksikliğinde ispatlamış yöntem var. İmplant tedavisi. Bunu hepimiz biliyoruz. İmplantın ne olduğunu da hepimiz biliyoruz. Ancak bilmediğimiz bazı noktalar var, onlara altını çizmek istiyorum. Birinci nokta, diş hekimi çok önemli implantı yaparken, bunu hepimiz biliyoruz. Hep söylüyorum, bugün de söyleyeceğim, Türk diş hekimleri zaten çok bilgili, becerili. Diş hekimi faktörünü çözdük, güzel bir diş hekimine gittik, kendimizi teslim ettik. İkinci konu, diş hekimimize soracağız. Diş hekimimiz hangi implantı kullanıyor? Nasıl? Markasını mı soracak? Markayı soracaksınız. Marka, ben markayı nasıl bilebilirim? Nereden bileceğiz hocam? Ben bir anlamam mesela. Ben bilmiyorum, siz de bilmiyorsunuz. Bu biliyor. Arama motorları biliyor bu işi. Arama motorları bize hangi implantın dünyadaki en iyi implant olduğunu söylüyor. Ülkemizde 200 aşkın marka var. Merdiven altı atölyelerde bile, geldiği ülke önemli değil. Yani Çin'den, İsrail'den geliyor. Ancak Amerika'da da adam garajında esmiş, implant yapmış. Bunu paketleyip satabiliyor. Ama onun bir koşulu olması gerekmiyor mu? Bir koşulu yok. Steril, vücuda uyumluluk tamam, falan. Onun ufak tefek koşulları var. Ayarlanıyor. Koşulsuz olanlar da valizle Türkiye'ye geliyor. İmplant dediğin şu kadarcık bir şey. Bir tane çantada 100 tane implant koyabilirsin. O yüzden markasını, menşeini, sertifikasını kişi kendine yapılanı bilmek zorunda. Hekimine sormak zorunda ve hekim bunu cevaplamak zorunda. O zaman bu konunun altını bir çizelim. Evet. Özellikle implant yaptıracak hastalar mutlaka doktoruna gitsin, doktoruna danışsın ve desin ki benim implantımda nasıl bir ürün tercih edeceksiniz? Bunun sertifikası var mı? Ürünün kalitesi nedir? Evet. Diye sorma hakkına sahip. O markayı aldıktan sonra da arama motorlarında dediğiniz gibi araştırma durumu olabilir. Evet, bizler implantı zannediyoruz ki 3-5 senelik bir hadise. Bu köklü implant firmaları aşağı yukarı 50 senelik firmalar. 50 sene ciddi bir şey ya. O yüzden iyi implantı da seçtik. İyi doktoru da seçtik. Bunlar güzel. Bir de doktorun kullandığı teknikler çok önemli. Günümüzde hep konuşuyoruz, bilgisayar desteği çıktı, bilgisayar desteği bize yardımcı oluyor diye. Birçok dalda olduğu gibi sizde de bilgisayar yardımcı oluyor. Şöyle, implantın tutması
konusu var biliyorsunuz. Bir şekilde tutabilir implant. Güzel yapılan implantlar tutuyor. Ancak o implantın açısı çok önemli. Duruşu önemli, üzerine gelecek yükler önemli. Özellikle birden fazla implant yapıyorsak. Diyelim ki kişinin ağzında hiç diş yok. Diş olmadığı durumlarda üste 6 veya 8 tane, alt çeneye 6 veya 8 tane implant yapıyorsun. Ondan sonra bunların birbirleri paralellikleri çok önemli. Önceden kişiden takılan, alınan tomografiler neticesinde tomografi alıyorsun. Tomografi aldıktan sonra 3 boyutlu şablonlar hazırlanıyor. Hı hı. Önceden bilgisayarda dizayn ediyorsun bütün implantları. Nereden ne damar geçiyor, nereden ne sinir geçiyor bunları biliyorsun. Çok ince bir işçilik aslında öyle değil mi? E tabii ki implantların çapları ve boyları var. Onları tam hazırlıyorsun ve ameliyata hazır giriyorsun. Ameliyat diyorum çünkü bir nevi ameliyattır bu. Lokal anesteziyle yapılıyor veya kişi çok korkarsa hastane şartlarında genel anesteziyle yapılabilir. Böyle şablon hazırlayınca aslında bazı durumlarda kesmek dahi gerekmiyor. Direkt o yuvalardan tek tek implant yerleştirilip hatta ve hatta bazen önceden dişini hazırlıyorsun. Dişi de aynı seans takabiliyorsun gibi. Çağdaş hocam merak ediyorum. Evet. Yani bu eziyetli bir operasyon mudur? Ameliyat gibi dedik ya hani hasta açısından soruyorum. Yani implanta şimdi, kalkışacak kişiler için bilgi vermek. Dişini iyi bilen bir hekim. Zaman aslında çok önemli değil bu işlerde ama yani kısa yaptı, uzun zamanda yaptı. Dişini iyi bilen bir hekim bir implantı aşağı yukarı 10-15 dakikada yapıyor. Dişinin canı yanmıyor. Tek seansla bir günde 10-15 dakikada. Dişin implantını yapıyor. Üzerindeki dişini daha uzun süre yapması. Evet. Ama üzerindeki implantı, altın implantı 10-15 dakikada yapıyor. Can yanmıyor. Aslında bu kadar kolay bir yöntem. 6 tane yaptırdınız aşağı yukarı 1 saat sürüyor. Ama şunu altını çiziyorum. Hekiminiz 1 saatte değil 2 saatte yaptı. O hekimin ayıbı değil. Titiz çalışmıştır, yavaş çalışmıştır, daha hakkını vermiştir. Daha özenli davranmıştır, olabilir. Ya da koşullar gibi yani o yüzden yani süre farklı. Aslında kaliteyi belirlemiyor. Eve ağrılı bir işlem mi? Kesinlikle değil. Yaparken. Ben eve gittim nasıl olacak? Eve gidince de ağrı kesicinin çözmeyeceği ağrılar değil. Sonuçta bir operasyon. Ama bu lüks değil, ihtiyaç. Eksikliği gidermeniz lazım. İmplantı bulan kişi demiş ki artık hiçbir zaman akşam dişlerini çıkartıp bardağın içine koymayacak diye. Ne güzel söylemiş. Bizler de hep düşünüyoruz. Ne zordu değil çok mi yani? Dedelerimiz, anneannelerimiz bunu kullanıyor diye. Değil. Bazen bakıyorsun 30 yaşında bireyler, 40 yaşında bireyler takma diş kullanıyor. Ne kadar büyük psikolojik yıkım aslında. Günümüzde implant teknolojisi var. Bu sayede sabit dişler kullanabiliyoruz. Bu sayede gece bardağa diş koymak zorunda olmuyoruz. Peki şunu sormak istiyorum. Bu sabit dişler. Evet. Sonuçta yapay. Evet. Ama doğalın yerini tutuyor mu? Onun kadar hem etkili hem estetik görünüşe sahipler. Şöyle öncelikle şunu vurgulamak istiyorum. Her şey doğalı güzel. Kendi dişimiz güzel. Evet. Önce doğalını koruyoruz. Koruyalım. Evet. Doğalı koruyalım. Nasıl koruyamıyoruz? Bir, yaşlanma. Maalesef hepimiz yaşı ilerliyor. Hiçbir zaman daha gençleşmiyoruz, daha güzelleşmiyoruz. Geri gidiyoruz. Geri gittikçe ne oluyor? Dişler aşınıyor, çatlıyor, her gün bir yemek yiyoruz. O gün yanlışlıkla fındık kırmış oluyoruz. O yanlışlıkla kırdığımız fındık dişimizi kırıyor. İşte bir kutu açmaya çalışıyoruz dişimizde hep yapılan şeyler bunlar. O yüzden söylüyorum. Evet. Geçen gün mesela bir hastamız süt açıyormuş dişiyle. Ön dişi kökünden kırılmış. Oo. Dedim bari süt lezzetli miydi, değil miydi? Yani insan, değdi mi? Değdi mi bu araçta? İnsan oğlu yapıyor böyle şeyler. Ne oğlu yaptığı zaman diş gidiyor. Özenmiyoruz, bakmıyoruz bazen. Fırçalamaya özen göstermiyoruz. Bu yüzden kaybedilen şey. Fırçalıyoruz lan dedip yarım dakikada fırçalayıp geçiyoruz. Amaç ne? Kaybetmeyelim var olanı. Evet. İyi koruyalım, iyi bakalım, fırçalayalım. Hekime ziyarete gidelim. Çürüğümüz varsa göz göre göre çürüğü temizletip dolgusunu yaptıralım. Hep söylüyorum bazen kişiler bize muayeneye geliyor. Diş hekimine muayeneye gidiyor. Diyorsun ki senin yapılması gereken 8 tane çürüğün var. Görüyorsun, röntgende gösteriyorsun. Ve diyorsun ki eğer bu çürüğü yaptırmazsan bu çürük 5 sene sonra çekime gidecek. O dişi olduğu gibi kapsayıp çekime gidecek. Yani çünkü çürük yavaş yavaş ilerliyor. Kişi onu söylememiş gibi 5 sene sonra geliyor dişim kırıldı diyor. Diyorsun ki ben sana söylemiştim. Gerçi ben sana söylemiştim demeyi de sevmiyorum. Gel yapalım diyorsunuzdur. Geçmiş olsun canın sağ olsun. Şimdi buna implant yapacağız diyorsun. Ama birebir çaresi var neticede. Evet o yüzden varoluğu koruyoruz. Koruyamazsak doğal dişimizin en iyi yerini tutan tedavi sabit diştir. Sabit dişini yapmanın tek yolu implanttır. Bu.
Evet. Hocam şimdi eksiği gidermenin tek yolu implant değil bildiğim kadarıyla. Şöyle. Köprü var, hareketli patız var. Hayır, onu sormayacağım. Eksik dişi tabii var. Ki. Sakız ben de onu diyeyim, sakızı. Eksik dişi giderirken implant kullanıyorsunuz ama hani dişlerimiz aralıksa ve biz o aralıklardan hoşlanmıyorsak oradaki eksiklikleri gidermek için bambaşka bir yöntem kullanıyorsunuz. Anlaştık, onu da konuşalım. Mi? Güzel yöntem. Şimdi bazı insanlar var ki dişlerin arasında aralıklar var. Eksik demek yanlış olur ama aralıklar var. Bu aralık ya zamanla aşılabilir ya da doğuştan açık olabilir. Aralıkları dişe zarar vermeden, burada da aralık var. Bakın işte aralıklı bir baka. Evet. Burada bir soru sorabilirim. Genç hanım, güzel hanım ama aralık. Evet. Kırılırsa da aynı işlemi yapabiliyor musunuz? Her diş kırılabilir. Yani yarısı kırıldı diyelim. Bu yapılan da kırılabilir. Evet, yapılabiliyor. Ha, kırık dişi de bu dişe, oluyor. Dişe zarar vermeden arayı bonding diye bir tedavi var. Videolarda da gösteriyoruz. Hatta biliyorsunuz değişim programları yapıyoruz beraber. Evet. Evet. Değişime ihtiyaç. Bakın aralıklar kapanmış. Yani kişinin arasının kapanması kişinin yüzünü bak ne kadar değiştiriyor. Sadece diş yaptırarak insanların yüzü değişiyor. Sadece diş yaptırarak ifade değişiyor bir kere. Geçse estetik bir uygulamaya gerek yok. E bir de konuşma i̇fade değişiyor ki ben bu tip şeylere çok önem veriyorum. Evet ya, aralık varsa aralık varsa kişi tıslıyor. S'leri, F'leri, V'leri söyleyemiyor. Aralık kalkınca o da kalkıyor. Bonding'in en büyük güzelliği ne? Tek seansta yapılıyor. Ömrü ne kadar sürüyor? Aşağı yukarı 5 sene sürüyor aşağı yukarı. Ve birkaç dakika değil mi? Yani yarım saat gibi sürede. Tanesi yarım saat sürüyor aşağı yukarı. Bu altı dişli bir vaka aşağı yukarı 1,5 saat sürer. Öndeki altı dişler. Doğal oluyor. İki dişe de yapılabilir. İki dişin arası aralık. Biraz bir dişe, biraz bir dişe ekliyorsun. Aralık kapanıyor. O herhalde hekimin hani gözüyle ilgili. Gözüyle ilgili. Hekim ölçüyor. Hastanın da hani tercih. Hekim renkleri karıştırıyor. Çünkü ne dedim? Dişin yüzeyine değil. Arasına koyuyorsun. Yüzeyine koymayı ben sevmiyorum. Çoğu hekim de sevmiyor. Sadece arasına koyuyorsun ama sadece arasına koymanın zorluğu ne? Renk var. Renkleri karıştırman lazım. Yukarısı daha sarı olacak. Aşağısı ortası daha beyaz. Kesici kenar daha şeffaf. Yani bir dişi yaparken 3 tane renk karıştırıyorsun ve ona heykeltıraş gibi şekil verip dişe doğru sıfırlıyorsun. Zor iş. Ancak çok etkili bir iş. Çok güzel bir iş. Zarar vermiyor. Doğal oluyor. Seri oluyor. Bonding kırılır mı? Kırılır diş mı? Diş kırıldığı gibi bu da kırılabilir. Ama nasıl kırılabilir? Kadar. Darbe gelirse kırılır. Kişi dişini sıkarsa kırılır. Elma ısırırsak? Elma ısırırsan kırıldığı görülebilir. Ancak kırılırsa dünyanın sonu değil. Dedi ki aşağı yukarı 5 sene diye. Diş hekiminiz 5 sene içinde çoğu diş hekimi herhangi bir ücret almadan bu 5 sene içinde kırığı yapıyor. Çok güzel. Bu. Peki ben şeyi soracağım. Bu bilgisayar desteği birçok alanda olduğu gibi sizde de bu hani bilgisayar destekli implantlar. Doğru. Burada da destek alıyor musunuz bu bonding yönteminde? Şimdi bonding yönteminde bilgisayar desteğine gerek yok. Çünkü hekim birebir ağızda sıfırdan vakayı planlayıp kafasında planlayıp ağızda şekillendiriyor. Ya orada akut olarak yani yapış esnasında tabii, şekillendiriyor. Yaparken şekillendiriyor. Bir diş hafif dönmüştür, onun bir kısmına daha fazla ekler. Kırılmıştır dediğiniz gibi. Ne zaman kırılabiliyor? Ya çocuklarda kırılıyor ya da ilerlemiş yaşta kırılabiliyor. O zaman bonding de yapıyor. Bilgisayar desteğini daha büyük vakalarda kullanıyorsun. Gülüş tasarımı yapacağın zaman kullanıyorsun. İnsanlar şunu karıştırıyor. Bonding bir estetik tedavidir ancak küçük şeyleri yapmak için bir estetik tedavidir. Komple bir ağız tedavisi değil. Komple gülüş tasarımı laminelerle yapılır. Veya bizim daha önce kaplamalarımız varsa, kaplamalar doğal durmuyorsa, bu bizi günlük hayattan mahrum ettiyse o zaman içinde metal desteği olmayan kaplamalar kullanmak lazım. Tekrar ediyorum, bunlar da bilgisayar desteği kullanıyoruz. Evet. Lamineler nasıl hocam? En son bunu soralım size. Lamineler güzel. Çok iyi. Çok güzel. Lamineler güzel duruyor. Amacı ayrı. Ne? Evet. Gençsek, dişimiz güzel değilse, güzelleştirmek için, yaşlandıysak, dişlerimiz aşındıysa, çatladıysa bizi daha genç göstermek için kullanılıyor. Seneleri geri almanın güzel bir yolu lamine yaptırmaktan geçiyor. Yani bondingden farklı herhalde o. Bondingden çok daha farklı çünkü gülüşle tasarlıyorsun. Dişin boyunu uzatıyorsun. Bondingde uzatamazsın dişi çok. Ve dudak desteği sağlıyorsun, rengini açıyorsun. Genelde ne diyorlar? Benim 10 sene önce dişlerim böyle değildi. 10 sene önce herkes dişlerime iltifat ederdi. Bugün kimse dişlerime iltifat etmiyor. 10 sene önce biz değildik belki. Öyle, hepimiz öyle ama dişler de öyle. Tabii haklıyız. Hatta bazen insanlar bana diyorum ki dişinizin resmini getirin. 60 yaşında bir birey 18 yaşındaki halini gösterip ben böyle dişliydim diyor ama yüzü de dişli onunla beraber bekliyor. 60 yaşındakini maalesef 18 yaşında yapmak mümkün değil. Ancak kişiyi 50 yaşlarında gibi gösterebiliyorsun sırf diş yaparak. O da güzel bir şey, lamine sayesinde oluyor. Evet, yüze yakışan, dudak desteği olan, biraz daha rengi açık olan,
dudağı takip eden diş yaptığın zaman kişi hem sempatik oluyor, hem daha hoş oluyor, hem toplum içinde daha rahat gülüyor. Hatta yaşı ilerlemiş bireylerde görüyorum ki diyor ki, torunum diyor beni öpmüyor diyor, dişim kötü diye diyor. İlginç, bana çok komik geliyor bunlar. Ama küçükler bakın ne kadar insana yargılıyor. O yüzden dış görünüm maalesef önem kazanıyor böyle durumlarda. Torunumuza karşı bile onu gördüm. En önemlisi aynada kendimize saygı. Aynada en önemlisi, ama insanlar nedense buna not veriyor. O yüzden yani bunun çaresi var, tedavisi var, bilin. Kolay yöntemlerle. Evet, artık teknoloji bu kadar ilerlemişken artık biz de sonuçta yaşımızı biraz da olsa geriye alabiliriz. Diş estetiğiyle de bu söz konusu olabiliyor.